Merhaba değerli dostlarım. Bugün 18 Mayıs'a denk gelmesi itibariyle Dünya Devrimci Hareketi'nin en önemli, coğrafyamızdaki en önemli 3 olaydan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi devrimci duruşu, komünist çözümlemeleri, direnişi ve işkencecilere karşı verdiği mücadele ve direnişle 1973 18 Mayıs'ında katledilen TKP-ML TİKO önderi İbrahim Kaypakaya. Bir diğeri yine enternasyonal devrimci Kürt Özgürlük Hareketi'nin öncülerinden 1977 18 Mayıs'ında katledilen Haki Karer. Bir diğerleri ise Diyarbakır zindanlarının her hücresinde sloganlar yazılı duran işkencecilere karşı direnişiyle dimdik duran İbrahim Kaypakaya, İbrahim Kaypakaya'nın izlerinin dolaştığı Diyarbakır cezaevi ve 21 Mart 1982'de Nevroz'a kendini armağan ederek Özgürlük Hareketi'nin kıvılcımını tutuşturan Mazlum Doğan'ın ardılları Dörtlerin Gecesi 18 Mayıs 1982'de Ferhat Kurtay, Necmi Öner, Eşref Anyık ve Mahmut Zengin'den bahsetmek istiyorum. Evet değerli dostlar, 70'lerin sonrasında doğmuş her dersimci çocuğun belleğinde İbrahim Kaypakaya'nın direnişi, işkenceye karşı duruşu, sözleri ve ıslığı durur. Her dersimci için o İbo'dur. Herkes onu evin içinden biri sayar. Herkes için kirvedir, musayiptir, ikrardır, sözdür, büyük duruştur, büyük durmaktır, işkenceciye karşı dik durmaktır, işkencecinin celladın yüzüne tükürmektir. Diyarbakır'da her hücreye ve her hücrenin duvarına İbolar ölmez yazmaktır. Her dersimin bir İbrahim Kaypakaya'sı vardır ve asla ölmemiş bir İbo. Değerli arkadaşlar, bana göre İbrahim Kaypakaya dünya devrimcileri arasında en önemli yerlerden bir tanesidir. Direnişi, saptamaları, çözümlemeleri. Anlatmak belki birkaç satıra, birkaç sayfaya sığmayacaktır. Onunla ilgili çok fazla yazı var, çok döküman var. Her haliyle devletin altı çizdiği en tehlikeli komünisttir. Şimdi birkaç paragrafta anlatmaya çalışacağım ve sizler de buradan anlayacaksınız ki İbrahim Kaypakaya'nın duruşuyla beraber halkına karşı vermiş olduğu mücadelede, mücadele kararlı noktasında düşmanın nasıl şaşırttığını ve o düşmanın kinle nefrete nasıl dolduğunu ve onun üstesinden gelemedikleri içinde delik deşik ederek öldürdükleri bir gençten bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Mevsimler telaşlandı, iklimler coştu, dereler bir başka mecradan akıyordu, tedirgin de ağaçlar, sular. Yarım ağız ötüyordu kuşlar, bahar kederli ve eksik gibi, turnalar uçmaz oldu. Çiçekler solgun ve üzünçlü, kayalar yaralanmış, toprak ana ihtiyarlanmış gibiydi. Başka diyarlarda akşam oluyordu elbette. Fakat nedense baba yüreği kavardı, öbek öbek. Sabah olsun istiyordu, sabah olsun ve o diyara gitsin istiyordu. Yıl 1973, aylardan Mayıs'tı, Mayıs'ın 19'u. Bu yıl nasıl yeşerdi, kar nasıl buz dağlardan eridi gitti, toprak nasıl yeşerdi, bahar nasıl geldi? Sıkıntılı ve tedirgindi, düşündü baba Ali Kaypakaya. İbrahim içeri düşeli alnının orta yerine kızgın bir demir parçası yapışmıştı. Omuzlarına ağır sancılar çöküyordu gövdesinden bacaklarına. Birden anımsadı İbrahim doğuşunu. Göğsü sıcakladı. Elleri gevşedi. Zaman aldı onu, İbo'nun çocukluğuna götürdü. 1949 yılında Çorum'un Alaca ilçesinin Karaköy'ünde yoksul bir ailenin çocuğu olarak doğdu İbo. İlkokulu bitirdikten sonra Hasan olan öğretmen okuluna girdi. Öğretmen okulun ardından İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'na başladı. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümüne yazıldı ve öğrencisi oldu. Kaypakaya sol düşünceyle aslında burada tanışıyor. Mart 1968'de Çapa Fikir Kulübü'nün kurucuları arasına yer alır. Çapa Fikir Kulübü'nün başkanı olur Kaypakaya ve 6. Füroya karşı bildiriler yayınladığı gerekçesiyle Kasım 1968'de okuldan atılır. Aynı okul arkadaşlar öğretmen havasına girip çalışmazken o alçak gönüllüye tanıyor, seviliyor, sayılıyordu. Kibirlik gösterisini sevmezdi. Politikayla ilgilenişi öğretmen okuluna girmesiyle başlayınca okulda ve köylerdeki akrabalarına bazı siyasi dergiler göndermeye başladı. Gerici bir öğretmenin dersinde
Şeriatçılara açık karşılığını şöyle vermişti. Yeşili sevmiyorum başlıklı bir yazı yazmıştı. Bunun üzerine öğretmen sen kızılı mı seviyorsun diye azarlayıp sert davranmıştı. Aşk olsun çocuk. Acılar kırlangıcı aşk olsun sana. Kum soludun, kumlu rüzgar soludun. Dizlerinden prangalı yılların çöllerinde eğilmeden yürüdün. Aşk olsun taşta bilenmiş ışık, aşk olsun sana. Buzda ayaz, yazda susuz soludun. Yüreğinde çıralanmış günlerin alevinde çözülmeden büyüdün. Aşk olsun çocuk, dorukların duvağı, aşk olsun sana. Gül soludun, güzün kırık yüzünde yıldan uzun soludun. Filizinden yaralanmış dalların çığlığına sesten sese sürüdün. Dağlandın, çelik oldun, bağlandın, yörük oldun. Kan kuduzu pusularda gözlediler yolunu. Rüzgara kozalanıp dağların kozu oldun. Aşk olsun sana, ömrün otağın olsun çocuk. Korku günahın olsun. Saz idin, sözü sordun, seslerden izi sordun. Acılar halkalanıp çığlardan hızı sordun. Aşk olsun çocuk, gülü şaşırtan duman, aşk olsun sana. Kavısın, sağanağısın, candaki kopuşmanın, çiçeğe erişmenin seyrisin çocuk. Halktaki tutuşmanın, acıyla kapışmanın, alnası öşlerin sıyrılmış bıçağısın çocuk. Yazları köye geldiğinde baba İbrahim Kaypakkaya gururlanırdı tabii. Çok zeki bir oğlu. Büyük konuşmaları, halka yardım etmesi, yardımsever olması, köylünün dertlerine sorunlarına koşması, matematiğin çok iyi olması, ezbere yerine fikriyatını genişletip onu çözümleyerek konuşması çevresinde çok büyük bir ilgi ve alaka görüyordu. İkna kabiliyeti çok yüksek olduğu için de Çapa Yüksek Öğretim Okulu Kulübü'nde başkan seçilmiş oluyor İbrahim Kaypakkaya. İbrahim Kaypakkaya 6. Filoya karşı eylemler ve kanlı pazar gibi olaylardan en önde yürüyor, fabrika ve köylerde örgütlenme çalışmaları yürütüyordu. 70'li yılda mücadele biraz daha sertleşiyor ve gelişiyor. Şehirlerde ve kırlarda kitlelerin devrimci mücadele ruhu gittikçe yükseliyordu. İbrahim Kaypakkaya Trakya Değirmenköy'de toprakları için ağaya karşı mücadele eden köylülerin arasına katılıyor. İbrahim Kaypakkaya bu direnişte yer alan diğer devrimci önder Cihan Alptekin de direnişten dönerken polis tarafından tutuklanıp işkenceden geçiriliyorlar. Ve İbrahim şöyle diyor bir şiirinde. Devrim için her zaman ölecekler bulunur. Gider gider nice koç yiğitler gider. Senin de içinde bir oğlun varsa çok değildir. Ey mavi gök, ey yağız yer bilesin ki yüreğimiz kabına sığmamakta. Örsle çekiç arasında yoğrulduk. Hıncımız derya gibi kabarmakta. Şeylerin iç ilişkilerini, belirleyici çelişkilerini ve yönelimlerini iyi kavrayamazsan onları çözemezsin diyordu. Bir olayı anlatırken yanlışlıkla anlatmaya çalışırdı. Bunun karşılığında halkın bilincini zorlayarak, sınayarak bir takım şeyler yapmazdı. Daha çok halkın anlayacağı dilden, temadan konuşurdu. Sanatsal duyguları çok gelişkin bir insandı. Şiirle çok ilgiliydi. Bir de şiirde ikinci yeni akımı çok sevmese de Cemal Süreyya'yı severdi. Nazım Ahmet Arif Enver Gökçe şiir çizgisini daha çok benimserdi. Yazdığı şiirler de biraz bu muhtevadan yürüyordu. Dünya edebiyatı içerisinde tabii Rus romanlarına eğilim duyuyordu. Ekim devrimini İnsanlığın gelmiş geçmiş en anlamlı, en büyük devrimi olarak değerlendirilmesine rağmen bu devrimin, yani Ekim devrimini gelmiş geçmiş en anlamlı devrim olarak değerlendirilmesine rağmen bu devrimin Gorki ve Mayakovski hariç kendi çapına layık edebiyatçılarını çıkaramadığını söylüyordu, eleştiriyordu yani. Devrim öncesi yazarlardan en çok Tolstoy'u seviyordu. Bir ezgi mırıldanır gibi düşündü baba Kaypakkaya. Harman yerini esen ince bir yel saçlarını tarıyordu oğlunun. Kızamıyordu ona. Ben sana okul okuman için kardeşlerinin rızkını yolluyorum diyemedi ve demedi bir gün. Oğluna inanmış, bu insanların dostluğuna gülümsemişti. Avuçlarının sıcaklığıyla. İbo'yu severken sessizce içli bir Anadolu ezgisi derinden vuruyordu gözlerinin pınarına. Bizden olan bütün insanların dostu, adı haritalarda bile bulunmayan bir köyündenim Anadolu'mun. Güzel şeylere hasrettir memleketim. Güzel şeylere hasret bu dünya. Yıllardır kanla ve ateşte mısralarım, yanan şehirlerin, ağır tankların tekerlekleri arasında biliyorum. Yaylım ateşlere gerilmiştir gönlümüzce Pasifik kıyılarından Volga'ya kadar.
Benim arzumanım kaldı hürriyet boylarında, tank oynatanlarda, bütün kıtalarda, tulu arzda, İslam içinde, küfar içinde, mülhit, mümin ve vatanseverim. Fakir, cefacı topraklarım içinde, mendil tutanım, diz vuranım, baş çekenim, Zeybek'te halayda, tamza arada. Ben küçük Yusuf'um çit köyünden. Çapak çapak era gözlerim, kıl keçim kısır, annemin memesi yara, benim saçlarım belli bellik, bıyıklarım burma burma, gözlerim kara kıyma renginde ama. Erzincan oynamış halamışım, ırgatlık etmişim el kapısında, dolu vurmuş bahçelerimi, çekirge inmiş tarlalarıma, ben bir yolcuyum hemşeri. Manisa bağlarından geçtim, Aydın incir tarlalarından, çığlıklar getirdim, üzümleriyle beraber çürür gibi düşen insanlarımdan. Sıcak tuzsuz gevreklerinizi yemişim, alaca karanlıkta bucağlı işçilerim. Unutur muyum seni, derdini ekmeğini bölüştüğüm, şarkılarıyla bizi ağlatan memleketliğim, Karadeniz'in Rumeli kare tütünü. Ben de şarkılar oldu ağlamaklı, ben de şarkılar oldu dizim dizim. Doldurdum sineme ciğerlerime, doldurdum derdi, mihneti, pamuk tozunu, kömür tozunu. Memleketimin şarkıları kadar acı çektim. Ben Ahmet Çavuş'um, attığım kurşunlar gitmezdi boşuna, şimdi kuzgunlar iner tazeleşime. İki kere kesemden everdiğim, dost dediğim kıydı bana. Ben Kürdoğluyum derim ki, yiğitlik kadim. Ben nazifim Urfa'ya karşı vurdular beni, ağlasın Urfa, ben şairim. Halkların emrinde, kulunda, safında, satırlarım vardır kahraman, satırlarım vardır cılız, cesur ve sıtmalı, ahtım var. Terli atlet fanlalı göğüslerden, püfür püfür geçeceğim. Bir de aşığım kanlı bıçaklı, yar için serden geçeceğim. İnan ki ciğerparem, inan ki sevgilim bu hususta, üçten beşten senden geri kalan değilim. İbrahim 1971'in başlarından itibaren Çorum, Malatya, Dersim, Antep illerinde kırsal kesimdeki köyleri dolaşıp örgütlenme çalışmalarına katıldı ve sınıfsal tahliller yapıyordu. İstanbul ve Malatya'ya geçti, daha sonra tekrar Dersim'e döndü ve buradaki örgütsel faaliyetlerin başına geçti. 24 Ocak 1973'te sabaha doğru kaldıkları köme bir ihbar sonucu Fehmi Altınbilek komutasındaki faşist güçler tarafından baskın yapıldı. Vartini köyü Mirik mezrası kolluk güçleri tarafından sarılmıştı. Çatışma sırasında TKFML TİKO'nun ilk komutanlarından Ali Haydar Yıldız katledildi. Kaypakaya yaralı olarak çatışma alanından uzaklaştı. 5 gün sonra kendisinin kaldığı köydeki bir öğretmenin ihbarıyla yakalandı. Ancak bu sürede yaralı olması ve çatışmadan botlarını kaybetmesi sebebiyle ayakları donmuş, ayakları ve bacakları donmuştu. Yakalanan İbrahim, Mirik mezrasından alınıp Kuzu Deresi'ne kadar yalın ayak yürütüldü. Vartinlik'te karlı pusludur her taraf artık. Yol Diyarbakır'a uzanır. Elleri kolları kesik destana dönüşür ıslık kıslık. Çaldığı marşlar. Karlar, buzlar ve dondurucu suyun içinde İbrahim'e işkence seansları uygulanmaya başlanır. Bu işkence sonucu ayakları donan İbrahim'in Diyarbakır'da ayak parmaklarından 9 tanesi kesilir. Babasına gönderdiği mektupta, yapılan her tür işkenceye karşı ben zaten ölüm hesaba katmıştım diyerek komünist direncini ifade ediyordu. Her türlü işkenceye karşı çözülmedi, düşmana teslim olmadı. İbrahim Kaypakaya Diyarbakır'da süren 4 aylık sorgulama ve işkence sürecinden sonra mahkemeye çıkartılmasına çok az bir zaman kala 18 Mayıs 1973'te katledildi. Ölüm sebebi kayıtlara intihar olarak geçtiyse de kimseyi buna inandıramadılar ve kimse de inanmadı. 2 gün sonra babası cansız bedenini teslim alacaktı. Babası şöyle anlatıyor. İşte o gidişimdeydi. Bala'dan gidiyorduk. Kırşehir'den Kayseri üzerinden gidiyordu yol. Gölbaşını aşıp o rampayı tırmanıyorduk. Önümde iki subay oturuyordu. Rütbelerini kesin bilmiyorum ama üst teğmen binbaşı gibiydiler. Ben de Diyarbakır'a gidiyorum dedim. Niye gidiyorsun dediler. Oğlum Diyarbakır askeri tutuk evinde. Onu görmeye gidiyorum dedim. İsmi ne dediler.
İbrahim Kaypakkaya dedim. Oğlun eline sağ geçmeyecek dediler. 9 gün önce bir mektup gelmişti. Soruşturmam bitti artık. Görüşmemiz için bir engel yok. Görüşebiliriz İstanbul'dan. İstanbul'da bir olaydan savunmamı istiyorlar diye yazıyordu. 20 Mayıs'tı. Pazar sabahıydı. Diyarbakır'da dağ kapı diyorlar. Buradan Mardin kapıya yürürken hep düşünüyordum. Akşam etmeye çalışıyordum. Ertesi gün gittim yine görüştürmediler. Akşam etmeye çalışıyordum. 3. defadır geliyorum, görüşemedim oğluna dedim. Ne olur beni görüştürün, engellemeyin dedim. Ricamı kırmadılar. İçeri yolladılar. Ahmet Yarbay var. Geldi, elinde bir kağıt vardı. O üst teğmene verdi. Sen bu işlemleri yap dedi. Orada duran bir jip vardı. Bindirdiler beni jipe. Yola düştük. Ergani'den çıkışa doğru araba hızla gidiyordu. Acaba oğlumla ilgili bir sorun mu? Soracaklar. İfademi alacaklar diye içimden bazı tereddütlü düşünceler vardı. Sonra orayı da geçtik. Sıkı yönetim komutanlığına gidiyormuşuz. Oraya vardık. Şoför bana siz arabada bekleyin dedi. Kendisi binaya girdi. Tekrar geldi. Beni çağırdı. Koştum vardım. Şoföre soruyordum. İbrahim burada mı? Beni burada mı görüştürecekler diye. İçinde bir sıkıntı vardı. Şoför de yok amca burada olmaz diyordu. Orada bir sivil adam oturuyordu. Sen de bekle sigara yak falan dedi bana. Fakat içimde bir sızı var. Ben odanın içerisinden gidip geliyorum. Sigara falan yakmam dedim. Biraz sonra kapı açıldı. O zaman sıkı yönetim komutanı Şükrü Olcay'dı. Tuğgeneral. O Tuğgeneral bir albay, hapishane müdürü Ahmet Yarbay kapıdan içeri girdiler. Ve ben de kapı açılır açılmaz geri dönmüştüm. O paşa böyle beni aşağıdan yukarıya doğru ciddi bir biçimde süzdü. İbrahim'in nesisin dedi. Babasıyım dedim. Bunu doğrudan doğruya söylemek olmaz ama ben söyleyeceğim dedi. İbrahim öldü. Şuursuzca ben neye öldü? İbrahim benden daha 9 gün önce mektup yazıp savunmasını yapmak için bilgi istedi. Nasıl ölüyor dedim. Burada intihar etti, öldü dedi. Ben öldürdünüz İbrahim'i dedim. Öldürdünüz dedim. Döndü hapishane müdürü Ahmet Yarbay'a belgelerini düzenleyin ve de cenazesini verin dedi. Oradan çıktım. Askeri hastaneye gittik, oradan morga koymuşlardı. Bana oradan git tabut getir dediler. Diyarbakır'ın içerisine koştum, tabut yaptırdım. 60 liraya kefen aldım. Bir de formal diye bir ilaç verdiler. Cenaze bozulmasın diye. Bir hoca geldi, morgadan çıkardık. Tabuta koyduk, imam bana 5 lira vereceksin dedi. Oğluna otopsi yaptım. Emeğim geçti dedi. Sen niye otopsi yaptın ki oğluma? Oğlumu öldürdüler. Nasıl öldürülmüş bir insanı parçalarsın dedim. Defol şuradan, gözüm görmesin seni dedi. Sonra tabutu iki tekerlekli arabalar var. Hamallar omuzlarına takıyorlar. Onunla taşıyorlar yükü. Öyle bir hamal getirmiştim. Cenazeyi oradan çıkardık. Hamala 5 lira verecektim. Hamal sordu. Ne oldu bu? Neyin nesi dedi. Dedim ki oğlumdu. Solcu devrimciydi. Burada işkencede katlettiler. Hamal ağladı. Elimi geri itti. Uzattığım parayı geri verdi. Ağlaya ağlaya. Evet arkadaşlar, İbrahim Kaypakkaya bir ikon. Tartışmasız bir ikon. Faşizme karşı direnişini en net, en üst boyutta, en iradi biçimde ortaya koymuş bir devrimcidir. Ve son sözlerini şöyle söylemişti. Esasen biz komünist devrimciler prensip olarak siyasi kanaatlerimizi ve görüşlerimizi hiçbir yerde gizlemeyiz. Ancak örgütsel faaliyetlerimizi, örgüt içinde bizimle beraber çalışan arkadaşlarımızı ve örgüt içinde olmayıp da bize yardımcı olan şahıs ve grupları açıklamayız. Ben buraya kadar anlattıklarımı samimiyetle inandığım Marksist-Leninist düşünce uğruna yaptım. Ve sonuçtan asla pişman değilim. Ben bu uğurda her türlü neticeyi göze alarak ve can bedeli bir mücadeleyi öngörerek çalıştım ve neticede yakalandım. Asla pişman değilim. Bir gün sizin elinizden kurtulursam yine aynı şekilde çalışacağım, diyordu. Kaypakkaya bir sosyalist ikondur. Aynı zamanda yaşamış olduğu coğrafyadaki Kemalizm faşizmini ve Kürt halkına karşı ırkçı saldırıları da net olarak analiz etmiş en önemli öncü devrimcilerden bir tanesidir. Onun asıl bir ikon olmasının en önemli sebeplerden bir tanesi ağır işkencelere rağmen devlet güçlerine hiçbir bilgi vermemiş olmasıdır. İşkenceye boyun eğmeyenler için bir idol olmuştur. Hikayesi Diyarbakır cezaevlerinden çıkmıştır ve bütün dünyaya dağılmıştır. Evet arkadaşlar, yine 18 Mayıs'ta 1977'de Antep'te katledilen
Enternasyonal devrimci Haki Karer. Kürt Özgürlük Hareketi'nin en dinamik, en güçlü önderlerinden bir tanesidir. Ordu Ulubeyli'dir. Kendisi Türk kökenli bir devrimciydi. Ancak bilinci, bilgisi ve iradesi onu Marksist-Leninist bir anlayışla ezilen, sömürülen Kürt halkının özgürlük mücadelesine taşıdı. 18 Mayıs 1977'de Antep'te katledildi. Diğer çok büyük bir olay 18 Mayıs 1982'de Diyarbakır cezaevinde gerçekleşti. Esat Oktay Yıldıran'ın kan kusturduğu, insanın aklına bilincine sığmayacak derecede işkence seansları uyguladığı Diyarbakır 5 numarasında ortaya çıkıyor bu eylem. Büyük direnişin baş gösterdiği bir cezaevidir de. İşkencelere rağmen İbrahim Kalpak Ağa'nın duvarlara vura vura dirilttiği umut herkese rehber oluyor. Ve Mazlum Doğan, Diyarbakır zindanlarına ıslık çalan İbrahim'in ıslığını yanına alarak 21 Mart 1982'de hücrelerden İbrahim'in ıslığını, direnişini, direngenliğini rehber alarak Nevruz'un ateşini, kıvılcımı tutuşturuyor ve 3 kibrit çöpünü arkadaşlarına doğru atıyor. 18 Mayıs 1982'de Ferhat Kurtay, Eşref Anyık, Necmi Öler ve Mahmut Zengin birbirine sarılarak sonsuzluğa varmak için ateşi tutuşturuyorlar. Söyledikleri tek şey ateşi söndürmeyin. Ateşi söndürmeyin. Bu bir yangın değil. Bu bir eylemdir. Özlenen ateş yakılmıştı sonunda. Elden ele bütün dünyaya taşınmıştı. Kıvılcım dansıydı gözlerdeki sevinç. Kavga dağlarda bilinci kuşanmış. Zindanlarda dirince sarılmıştı. Ve haykıran dudaklar her ihanet vakti çöl çöl yarılmıştı. Bir ağıttır belki Ağrı Dağ, Zilan Deresi, Dersim'de Laç Deresi bir kanlı şiir. Oysa bir destandı Diyarbakır Kalesi ve Diyarbakır zindanında ateşle sevişen dertlerin gecesi. Evet arkadaşlar, onlar gençliklerinin en güzel yıllarında bütün yaşamı dolu dolu yaşayabilmek için, anlam kazandırabilmek için, ezilen sömürülen yok sayılan yaşamın bütün güzelliklerini yeniden diriltmek, doğanın en güzel burçlarını birlikte yaşamak için hayatlarını verdiler. Korkusuzca, göz kırpmadan. Faşizme karşı büyük saygı ve minnetle anıyorum.